Arkadaşlar bugün size revani tatlısı yapacağım. Revani tatlısının şerbetini koyalım ilk önce. O kaynarken size hamurunu yaparız. 3 bardak şeker aldım. Kabıma. 3 bardak da su alacağım. 3'e 3 bir şerbet yapacağız. Bu kaynarken size yaparız. 2 3 Bu burada kaynasın. İmlesine yakın 1-2 damla limon suyu damlatırım. Arkadaşlar revaninin hamuru için 3 adet yumurtamı kırıyorum. Mikser kabımı. Limonlu revani yapacağım ben. Onun için 1 adet limonu şekerle birlikte rondodan geçirdim. Şimdi içine atıyorum yumurtaların içine. Portakallı yapacak olduğumuz zaman da portakalı geçireceğiz şekerle. Limonlu revani yapalım dedim bugün. Ramazan ayında ferahlık, ferah ferah tatlı olsun diye. Dondurmayla da servis edebilirsiniz revaniyi. O da güzel olur. Evet. Şimdi bunu bir çırpalım. Şeker, limonlu ve 3 adet yumurtalısı. Şöyle bir çırpalım. Çok güzelce çırptım. Şimdi 1 su bardağı sıvı yağ koydum. 1 su bardağı da yoğurdumu aktarıyorum. Bu aşamada şeyimizi de hazırlayalım. İrmiğimizi. Şöyle. Bunu bir hafif döndürelim. Ben göz kararı yapıyorum ama sizin için ölçü olsun diye. Şimdilik 1 su bardağı irmiğimi koydum. 1 su bardağı da unumu koyayım. Bakalım öyle ayarlayacağız. Ben göz kararı yapıyorum. 1 paket vanilyamı koyuyorum. 1 pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Kek kıvamında olacak. Şimdi 1 su bardağı un koyduk. 1 su bardağı da koymuştuk. İrmik koymuştuk. Şimdi ben bu aşamadan sonra mikser kullanmayacağım. 1 su bardağı yapalım tam. 1 su bardağı. Böylece 2 su bardağı irmik, 1 su bardağı un kullanmış olduk. Şimdilik daha. Biraz da un kullanacağız. Çünkü o zaman 2'ye 2 kullanmış olduk. 2 un, 2 irmik, 2 su bardağı un, 2 su bardağı irmik kullandık arkadaşlar. Bunu da böyle yedirip tepsimize dökeceğiz. 175 derece, 180 derece. Siz tatlılarınızı hangi derecede pişiriyorsanız o derecede pişireceğiz. Ben tepsimizi yağlayayım. Borcam kullanıyorum. Yağladım ve döktüm. Kıvamı böyle olacak. Su gibi akmayacak yani böyle. Normal su bardaklarından 2'ye 2 kullandık. Bunu ayarlayabilirsiniz kendiniz. Şöyle koyuyorum. Arkadaşlar önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına revanimizi attım. Kızarınca alacağız. Şerbetimiz kaynadı. Bir 5 dakika oldu kaynayalı. Şimdi içine şöyle ince bir dilim limon kestim ben. Ondan da şöyle bir 5 dakika kaynasın, altını kapatacağım.
Arkadaşlar revanemiz pişti. Revanemizin ilk sıcağını aldık. Revanemiz biraz sıcak daha henüz ama şöyle keseceğiz. Şerbetimiz çok ılık. Soğudu şerbetimiz. Şöyle kestikten sonra yapalım ki şerbet içine iyice çeksin. Mis gibi limon kokuyor. Limon aromalı yaptığımız için. Şerbetimiz ise çok ılık, soğuğa yakın. Revanemiz de sıcak, yani ilk sıcağını aldık fırından çıkınca. Biraz havalandırdık. Böyle şerbetini vereceğiz. Şerbetin yarısını böyle sıcakken vermek istiyorum. Yarısını da biraz daha soğuduktan sonra vereceğim. Şimdi bu aşamada bırakacağım. Biraz içi ıslansın. Çeksin iyice. Ondan sonra da biraz soğuyunca diğer yarısını vereceğim. Evet arkadaşlar, revanemizin şerbetinin yarısını vermiştik. O çekti. Şimdi diğer yarısını veriyorum. Bunu olduğu gibi dökeceğim. Çekince servis yapacağız. Revanemiz soğudu. Revanemizi çıkartıyorum şimdi servis için. Şöyle üzerine Hindistan cevizi dökeceğim ben. Siz servis ederken dondurmayla da servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.